Para Babası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Isparta'da çok değerli bir takipçi arkadaşımız bana ulaştı. İlk sahibi olduğu aracıyla beraber trafikte seyrederken başına böyle bir talihsiz kaza gelmiş. Şimdi arkadaşımızın başına gelen bu kazada nasıl bir yol izlemesi lazım? Ne yapması lazım? Bu parçalar değişmeli mi yoksa boyanmalı mı? Buna varana kadar tüm detayları sizler için anlatacağım. Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Hepimiz potansiyel bir kaza yapıcıyız. Herkesin başına gelebilir. O yüzden etrafınızda aracı olan, arabası olan bütün arkadaşlarınıza bu videoyu mutlaka yönlendirin. Burada dikkatinizi çekmek istediğim çok hassas bir nokta var arkadaşlar. Biz arabanın parçalarının değişmesine nasıl gönül rızası verdik? 10 tane tırnağı var. Bu 10 tırnaktan bir tanesi kırılmış. Az önce size videoda göstermiş olduğum hasarlı parçalarımız değişmeli mi, değişmemeli mi? Arkadaşlar darbe buradan gelince arabanın şu tarafa doğru ön düzeninden bir ittirme olunca polis tutanağı olduğu için işlem bitiyor arkadaşlar. Polis tutanak tuttuysa sevgili arkadaşlar burada size çok hayati bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu var ya her yerde duyamazsınız. Sevgili arkadaşlar şimdi kaza yapan takipçi arkadaşımızı ben bıraktım onu. Evine bıraktım. Zaten bu hasardan dolayı bayağı bir üzülmüş. Morali de çok bozulmuş. Can kaybı olmaması bu işin en büyük mutluluğu. Gerisi bir şekilde hallolur. Elimden geldiği kadar motive ettim. İşte rahatlatmaya çalıştım. Bunlar başımıza gelebilir. Hastalık, sağlık bunların hepsi bizim için. Yeter ki cana gelmesin falan diye sohbetini de yaptık. Size burada önemli bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir olay başımıza geldiğinde öncelikle arabamızın kaskolu mu yoksa sadece trafik sigortalı mı olduğuna bakıyoruz. Eğer zaten bunlardan ikisi yoksa hiç o konuya girmeye bile gerek yok. Ayvayı yemiş oluyorsunuz. Ama kaskoluysanız işin rengi değişiyor. Araba hakkında size kısaca bilgi vereyim. 2016 model Skoda Octavia aracımız. En full paketi artık bu Style GR miydi neydi en full paketi hangisiyse. 48.000 kilometrede ilk sahibi arkadaşımız. Hiç hatasız boyasız daha önce herhangi bir kaza yapmamış. Dolayısıyla araba çok temiz arkadaşlar. Zaten içi falan her yeri pırıl pırıl. Gerçekten çok nezih bir araba. Kilometresi de oldukça düşük. Dizel otomatik bir araba. Şimdi arkadaşlar bu arabanın kaskolu olması bir avantaj. Dolayısıyla bu işte şimdi kasko her şeyin avukatı olacak. O yüzden iş biraz daha rahat olacak. Bundan sonrası için yol ikiye ayrılıyor. Birinci seçenek aracı yetkili serviste yaptırmak. Diğeri ise aracı dışarıda yaptırmak. Herhangi bir ustada yaptırmak. Burada seçiminizi yapmanız gerekiyor. Yetkili servise götürdüğümüz zaman aracı en ufak bir civatasına kadar her şey A'dan Z'ye değişecek. En küçük kırılan, kenarı belki de böyle ufak tefek sürtünen bir nesne bile değişebilecek. Dışarıda yaptırdığınız zaman buna müdahale etme şansınız var. Daha uygun fiyata yaptırma şansınız var. Peki yetkili serviste pırıl pırıl yapılacakken dışarıda neden yapılsın ki diyeceksiniz. Burada da karşımıza hasar kaydı meselesi çıkıyor. Şimdi bu aracı yetkili servise teslim ettiğimiz zaman tamamen atıyorum rakamı 40.000 TL bir hasar kaydı çıkabilir. Oradaki parça fiyatları, oradaki işçilik fiyatları çok basit. Mesela bir farın 10 tane tırnağı var. Bu 10 tırnaktan bir tanesi kırılmış. Bunun için far değişebilir. Ama bunu dışarıda yaptırdığın zaman değişmesine gerek yok. O tek tırnaktan dolayı far durmaz mı? Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bu yetkili servise değişebilir. Bu ve buna benzer etmenlerden dolayı yetkili serviste rakam çok yüksek çıkabilir. Dışarıda siz bu rakamı belki yarı yarıya belki daha aşağısına çekebilirsiniz. Bu da mümkün. O yüzden burada tercih devreye giriyor. Hasar kaydının çok çıkması sizi rahatsız eder mi, etmez mi? Hasar kaydının az çıkması sizin için avantaj sağlar mı, sağlamaz mı? Bu tercihi yapmanız gerekiyor. Aracın sahibi olan arkadaşıma bu konuyu anlattım. Detaylı olarak söyledim. O da dedi ki yetkili servis zaten Isparta'da yok. Antalya falan gitmesi lazım aracın. Hem il dışına götürmeye gerek yok hem de bunun hasar kaydının çok çıkmasını istemiyorum dedi. Buraya kadar her şey güzel arkadaşlar. Tercihimizi yetkili servis harici olarak yapmış olduk. Burada da arkadaşlar yol bir şekilde ikiye ayrılıyor. Bu sefer de parçalarımız, az önce size videoda göstermiş olduğum hasarlı parçalarımız değişmeli mi, değişmemeli mi? Burada da karşımıza çıkan soru bu. Birçok arkadaşa farklı yönlendirmeler yapmış. Kimi demiş ki değiştir gitsin, kimi demiş ki değeri düşer, satamazsın, çok zorlanırsın, boyattır demiş. Burada da arkadaşımıza elimden geldiği kadar rehberlik etmeye çalıştım. Biraz sonra size nasıl bir rehberlik yaptığımı da zaten göstereceğim. Arkadaşlar şimdi
Rüzgar var. Çok özür diliyorum. Spontane gelişti. Yani ben mikrofon falan alamadım. Ses biraz pürüzü çıkabilir ama burada biz işin sonucuna bakalım. Yani size bu videonun ne kattığına bakıyorum artık. Sesten geçtim o yüzden. Bizim ilk götürdüğümüz usta arabayı şöyle bakar bakmaz dedi ki bu arabanın dedi önü dönmüş dedi. Bunu söylemesinin sebebi de şuydu arkadaşlar. Bakın arabanın şu çamurluğu normalde değil mi? Araba soldan darbe almış. Sağ çamurluğu bunun dalgalanmış. Bu arabanın şasesi dönmüş dedi. Yani şase bir miktar dönmüş. Şaseyi düzelteceğiz filan dedi. Ben de abimize dedim ki yani yanlışınız olmasın dedim. Bunun şasesinin dönme olasılığını çok fazla görmüyorum. Çünkü içerideki aksam da bu çamurluğu ittirmiş olabilir. Çünkü aracı arkadaşımız buraya getirdiği zaman ben sürdüm. Aracı hız yaptım arkadaşlar. 100 kilometre, 120 kilometreye kadar çıktığınızda direksiyonu bıraktığınızda araç hiçbir tarafa çekmiyor. Frenledim. Direksiyonu hafifle tutmayarak frenledim böyle ellerim kenarında. Arabanın bir sağa sola çekme yani böyle bir şey de görmediğim için özellikle dedim ki hani şasede bir sıkıntı olma olasılığı bence az. Fakat usta arkadaşımız dedi bunun şasesi arabanın önü dönmüş dedi. Yani arabanın önü şu tarafa doğru dönmüş arkadaşlar. Bakın sol şuradan aldığı darbeyle arabanın önünün şu tarafa dönmüş olduğunu söyledi. Sonradan gerçekten daha bilgili bir ustaya gittik. Hatta o kadar esnaf ve o kadar güzel davrandı ki bize. Abi dedim ben senin reklamını yapayım ücretsiz. Senin gibi kaliteli insanları insanlar görsün dedim. Fakat işte kaliteli insanlar da bu reklamı istemiyorlar. Bedava reklamı istemiyor adam. Diyor ki abi diyor ben zaten eşime dostuma iş yapıyorum. Başımı alamam diyor. İnsanlar beni arar üstüme gelirse diyor. Kaçarım ben buradan diyor. Dünyanın böyle bir düzeni var sevgili dostlar. Dedi ki İkinci gittiğimiz daha kaliteli ve işini iyi yapan usta dedi ki eğer bu arabanın ön tarafı şasesi dönmüş olsaydı şuraya parmak girerdi. Yani o taraf açılırdı. Arabanın tam da şu kısmı burası da aksine daralırdı. Bakın bu şu anda bir daralma var ama bu daralma şase dönmesinden değil şu kaportanın hafiften yamulmasından dolayı bu daralma var. Dolayısıyla arabanın şasesinde bir şey yok. Fakat arabanı şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki bağlantılar kırılmış. Bakın şurası. Yani arabanın üst tarafından şu tarafa doğru. Yani bir taraftan şeyi tutmaya çalışıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar darbe buradan gelince arabanın şu tarafa doğru ön düzeninden bir ittirme olunca şuradaki çamurluk o çarpmanın darbenin etkisiyle şurada görmüş olduğunuz o kıvrılma olayını yaşamış. Izgarada bir kırılmalar var. Tabii tampon pörtlemiş. Ekipmanlar dağılmış, far kırılmış. Şurada bir eziklik var. Aracın genel durumu bu. Ustanın kütüsüne denk geldiniz mi arkadaşlar? Çok beter. Allah kimsenin başına böyle şeyler vermesin ama bunlar başımıza geldiğinde o anda insan bir aptallaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bir anda yanınızda bir çekici bitebilir. Çekiciyle beraber o size çok destek oluyor gibi görünür. Arabanız bir anda bilmediğiniz bir ustanın elinde, bilmediğiniz bir tamirhanede, bilmediğiniz bir tezgahın içinde bile kendinizi bulabilirsiniz. Süreci artık Allah biliyor. O yüzden diyorum ya hani Allah iyilerle karşılaştırsın diye. İşin arkasında müthiş bir oyun dönüyor. Usta sigorta şirketini, sigorta şirketi ötekini, öteki ötekini vardı ya bir ara hani bahçıvan ötekine, öteki ötekine diye bir dizi vardı. Aynı onun gibi kimin kime bindirdiği belli olmayan bir düzenin içine girebiliyorsunuz. O yüzden ben bu arkadaşın ilk gittiğimiz usta bu arabanın önü dönmüş diyen ustanın yanında sesimi çıkarmadım. Kibarca bekledim, dinledim. Sonra dedim ki yok abi dedim gel dedim bir başka bir yere gidelim dedim. İkinci ustamıza gittik. O bize anlattı, içimizi de rahatlattı. Arkadaşımızın paniği, eyvah bu arabada ne kadar büyük bir hasar var. Başıma ne gelecek paniğini de epey hafifletti Allah razı olsun. Ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında şimdi size kısaca bilgi vereceğim. Kaza yapan arkadaşımız bu parçaların, şimdi ben bunu tekrardan kapatayım. Bu parçaların değişmesi mi lazım yoksa bunları boyatalım mı? Bu konuda çok ciddi bir kararsızlığı vardı. Bana bunu sürekli olarak sordu. Ben de kendisine dedim ki arabaya ne kadar daha binmek istiyorsun? Dedi ki 5-10 yıl daha binmek istiyorum bu arabaya. O zaman bu arabanın en temiz haliyle yapılması lazım. Peki bu nedir? Bu parçaların değiştirilmesidir. Ama değiştirirsek Sait bu arabanın çok değer kaybedeceğini söylediler. Sevgili arkadaşlar burada size çok hayati bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu var ya her yerde duyamazsınız. Bu arabanın parçalarını değiştirerek çok değer kaybetmeden yırtmanın bir yolu var. Size şimdi onu anlatacağım. Şöyle rüzgar sesi olmasın diye arkadaşlar buraya eğiliyorum. Artık yani bu videoyu böyle idare edin. Bu parçalar boyanarak hiç değişmeden bu işten yırtabileceğimizi söylediler. Arkadaşım da bana dedi ki sen olsaydın ne yapardın? Abi ben bunları değiştirirdim dedim. Çünkü arkadaşlar işin olması gereken şey bunların değişmesi. Bunları boyadığınız zaman yüklü miktarda macun çekilecek.
ve bunların macunları, ya macun üstü boyanacak. Burada çok kaliteli işçiliklere ihtiyacımız var. Her zaman bu kaliteli işçilikleri bulamayabiliyoruz. Ve kötü işçilikler sonucunda da bir sene, iki sene sonra tekrardan bu parçaları boyatmak, tekrardan elden geçirmek, boya çatlamaları, yani can sıkıcı detaylar yaşanabiliyor. Bunun en nezih, en temiz, en güzel yolu bu parçaları değiştirmektir. O yüzden ben bunu değiştirirdim dedim. Peki değer kaybı? Değer kaybı yaşamadan bunu yapmanın bir yolu var. O ne arkadaşlar? Onu da söyleyeyim size. Aracın bu parçalarının değişmesi gerektiğini şu evredeyken bir video çekeceğim. Size de o videoyu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl video çektiğimi de göstereceğim. O video sayesinde günü geldiğinde bu arkadaşım arabayı satarken bu arabayı ilana koyduğunda arabanın değişen ve boya meselesini video koyacak. Sahibinden nereye koyarsa artık oraya video olarak bırakacak. Diyecek ki videoyu izleyerek arabanın hata boya durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İzleyici de bunu izlediğinde artık alıp almayacağına karar verecek. Her insanın psikolojisi farklıdır arkadaşlar. Bu tarz hasarlarda boyansın diyen var, değişsin diyen var. Tek fark şu olacak. Günü geldiğinde bu arkadaşımız bu arabayı satmak istediğinde boyansın önemli değil diyen yerine değişsin, tertemiz olsun, oh güzel olmuş diyen kişi bu arabayı alacak. Arkadaşlar bir taraftan da şeyi söyleyeyim size. Bu da önemli bir konu. Arkadaşımızın yapmış olduğu bu kazada karşı taraftaki araçta küçük bir yaralanma olduğu için olaya polis müdahale etmiş. Polis tutanak tutmuş. Polisin tuttuğu tutanakta arkadaşımız %100 haklı olduğu için, karşı taraf haksız olduğu için kendisine rücu eden bir işlem olmayacak. Eğer ki olayda hiç yaralama olmasaydı, bu kaza esnasında iki tarafta birbiriyle bir tutanak hazırlasaydı, bu tutanaklar bu aracın kasko firmasıyla karşı aracın sigorta firmasının sahiplerinin ya da avukatlarının ya da bilirkişilerinin bir araya geldiği bir platforma gönderilecekti. Onlar bir hakem heyeti gibi oturup karşılıklı bakacaklardı. Senin adam hatalı, benim adam hatalı. Ben şu kadar vereceğim, sen şu kadar vereceksin deyip bir şekilde bir uzlaşmaya gitmeye çalışacaklardı. Eğer uzlaşamazlarsa bir üst makamlarına çıkıp orada uzlaşmayı arayacaklardı. Fakat bu hadisede polis tutanağı olduğu için işlem bitiyor arkadaşlar. Polis tutanak tuttuysa, şu haklı bu haksız bunu dediyse artık konu kapanmıştır arkadaşlar. Bu bir hüküm. Bu bir kesin hüküm. Bitti. O yüzden burada hüküm verilmiş. Bundan sonrası artık direktman iş kaskoya gidecek. Eksperini gönderecek. Arkadaşımız burada aracın değişmesi gereken, boyanması gereken parçalarını usta arkadaşımız söyleyecek. Eksper de bunları not alacak, liste çıkartacak, parçalar sipariş edilecek, parçalar gelecek, usta da bunları takacak, ücretlendirmesi ayarlanacak ve herkes parasını alıp yoluna devam edecek. Bu arada sevgili dostlar, aşağı yukarı buna benzer bir kaza yaşandığı takdirde 20 gün minimum, Türkiye şartlarına 20 gün diyebiliriz, en eli boş, rahat bir usta bile minimum 20 günle 2 ay arasında değişen bir zaman diliminde arabanızdan uzak kalacaksınız ne yazık ki. Kasko şirketi bir haftaya kadar ikame araç verebiliyor. İkame araç almanın artıları var, eksileri var. Bunu düşünebilirsiniz ya da hata tamamen karşı tarafta olmuş olduğu için bu araç bir değer kaybı parası alacak arkadaşlar. Tabii burada da şöyle bir durum söz konusu. Değer kaybı parası alırken arabanın değişen parça ve aksamlarından dolayı ödeniyor arkadaşlar. Diyelim ki benim arabama 50 bin lira tramer çıktı. Bundan dolayı değer kaybı diyor deyip buradan bir değer kaybı parası tahsil edemiyorsunuz. Ama arabamın 3 parçası değişti dediğiniz zaman Türkiye'de boya değişen kavramı var ya, bundan dolayı fark talep edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, biz bu arabanın motor kaputu 2 çamurluğunu değiştirdiğimizde alacağımız değer kaybı parası bunları boyattığımız zaman alacağımız değer kaybı parasından daha fazla olacak muhtemelen. Ben burada arkadaşıma dedim ki ben olsaydım değiştirirdim. Satarken de bu videoyu gösterir bu konuyu kapatırdım dedim. Arkadaşımız da bu mantıklı geldi. Tercihi tabii ki kendisine bırakıyorum. O da bu 3 parçayı değiştirmeye karar verdi arkadaşlar. Arabanın bu 3 parçası değişecek. 5 sene sonra satarken ne olur? Kim öle kim gala. O günün şartları geldiğinde belki Avrupa gibi düşünmeye başlayacağız. Belki de bunun değişmesi daha iyiydi denecek. O zaman prim yapacak ya. Ya ne kadar hızlı değişiyor her şey, farkında mısınız arkadaşlar? Yarın bir gün bu motorlu arabalara bile gülerek bakacağız. Ya biz bu hır 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 arabalara biniyormuşuz diyeceğiz. Her yer elektrikli araba olacak. O yüzden her şey değişiyor. Boş verin. Biz kaliteli ve temiz olan işe bakalım. Burada dikkatinizi çekmek istediğim çok hassas bir nokta var arkadaşlar. Biz arabanın parçalarının değişmesine nasıl gönül rızası verdik? Bu parçaların değişmeden önce bunun videosunu çekmek suretiyle. Şimdi arkadaşlar benim çekeceğim video bundan sonrası için, bu videoyu izleyen arkadaşlar çevrelerine bunu anlatırlar zaten. Buna benzer küçük bir problem yaşandığında, kaza yaşandığında o parçaların değişmesi mi
yoksa boyanması mı daha iyi olur? Bu kararı vermekte zorlanan birçok arkadaşımıza ışık tutacaktır. Biliyorum ki birçok arkadaşımız boyanması ya da macunlanması yerine o parçanın değişmesini gönülden istiyordur. Ama herkes bunun ikinci el kaybından dolayı çekiniyordur. İşte arkadaşlar, burada benim yapacağım, çekeceğim bu video birçok arkadaşımıza rehber olur inşallah. 16 Nisan 2021 tarihindeyim. Şu görmüş olduğunuz kazayı yaşadım. Bir kavşakta ansızın karşıma çıkan bir araçla çarpıştık ve bu sonuç meydana geldi ne yazık ki. Karşı taraf %100 hatalı olduğu için benim kaskom aracımı yaptıracak, karşı taraftan parasını tahsil edecek. Bu hasarı yaşadıktan sonra şöyle önce hasarın boyutunu göstereyim size kısaca. Şöyle arabanın etrafında geziyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaput yamuldu. Buradaki çamurluk yamuldu. Ön ızgarada çatlak var. Tampon dağıldı. Far kırıldı. Diğer far sağlam. Yaşanan hasar bu şekilde. Şimdi ben bu aracı yaptırmak için ustalara götürdüm. 3-4 tane farklı ustaya aracımızı gösterdik. Ustaların hemen hemen tamamı bu parçaların boyanabileceğini ve değişebileceğini söylediler. Öndeki 3 parçanın. Fakat en sağlıklısının değişmesi olduğunu söylediler. Boyanmayla ilgili de ileride bazı sıkıntılar yaşanabileceğini ben duyduğum için, ne bileyim boyası çatlayabilir, başka bir şey olabilir. Bu tarz sıkıntıları bildiğim için ben kesinlikle bu parçaların değişmesini ve tertemiz, nezih bir şekilde sapasağlam yapılmasını talep ettim. Aracımı yaklaşık bu kazadan 5 sene sonrasına kadar kullanmayı hedefliyorum. Ama ola ki 1 sene sonra satacak bile olsam, benden sonra bu aracı alan insanlar boya çatlamasıyla, macun çatlamasıyla ve buna benzer sıkıntılarla karşılaşmasınlar. Hem bu boya ve değişen saçmalığının bitmesini gönülden arzu ettiğim için bunu yapıyorum. Değişmesini istiyorum. Hem de milli sermaye gitmesin. 2 sene sonra bu tekrardan bir boyahaneye, bir tamirciye, tekrar bir boyacıya, kaportacıya gitmesin. Bizden sonra alan insanlar da bu rezilliği yaşamasınlar diye. Ben bu aracın bu 3 parçasının değişmesini talep ettim arkadaşlar. Ve aracımın bu 3 parçası da değişecek. Benim için masraf olarak bir artısı eksisi yok. Bu masraf, atıyorum şu anda tam netleşmedi ama bu 15 bin lira tutacaksa değişmesi bu üçünün, yine 15 bin lira. Boyanırsa yine 15 bin lira tutuyor. Yani işçilikte filan. Neden aynı paralar ödenirken ya da 1000 lira fazlası ödenirken ben bunların boyanmasını isteyeyim ki? Bu arada bana çok gelen bir soru olabilir. Acaba bu hasardan dolayı airbag patladı mı? Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın airbag falan yok. Der istemez birçok kimsenin aklına gelebilir. Airbag patlamasıydı, şuydu buydu. Hani buna benzer bir şey yok, görüyorsunuz. Şöyle arabanın diğer tarafını da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi en ufak bir sıkıntı yok hiçbir yerde. Zaten airbag patlayacak kadar şiddetli bir kaza da olmadı. Arabanın arka tarafını da göstereyim. Her yerini göstereyim. Evet arkadaşlar, araba bu şekilde. İşte izlemiş olduğunuz bu video sayesinde bu arkadaşımız bu arabayı ne zaman satmak isterse istesin, artık karşısındaki muhataplarıyla bir sorun muhtemelen yaşamayacak. Ha, bazıları vardır, hiç takıntısı vardır bu konuyla ilgili. Onlar ayrı mesela. Boyalı olsa da almayacak, başka bir şey olsa da almayacak. Bundan dolayı biz o kısma hiç girmiyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu arabayı almak isteyen bir müşteri çıktığında midesi bulanmasın, kafasına bir kılçık kaçmasın diye biz bu videoyu oluşturduk. İstesem bu arabanın tüm serüvenini de çekebilirim. Tamir edilirken arka planda sıkıntılı hareketler var. Bazı üçkağıtlar dönebiliyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili de size bazı şeyler anlatmak isterim. Fakat video çok uzun gidecek. Arzu ederseniz muhtemelen bizi tongaya düşürebilecek bazı ticari ahlaksızlıkları da başka bir videoya erteliyorum. Bu tarz bir sıkıntı yaşayan dostlarımızın ne yapacaklarını bilebilsinler, kararsız kalmasınlar diye bu videoyu çektik. Hem bu takipçimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyorum, hem de inşallah bu vesileyle birçok bu videoyu izleyen arkadaşlar artık böyle bir sıkıntı olduğunda ne yapacaklarını bilecek noktada olurlar diye düşünüyorum. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çevrenizde bu sıkıntıları yaşama ihtimali olan tüm arkadaşlarınıza bu videoyu gönderin. Hoşçakalın.